Kendisi ağırdan gelmiştir, ağırmalıdır. Yaklaşık kilo olarak da efendim canlı ağırlığı 1 ton 100 kilonun üzerindedir. Gafurumuzla ilgili Ankara'da bir tane diyebiliriz şu anda. Fiyatı ne kadar oluyor? Ortalama karkas eti ne kadar çıkar? Tabii efendim. Merhaba Besi ve Hayvancılık izleyenleri. Bugün İmrahor köyündeyiz. Asrın Besi çiftliğine konuk oluyoruz. Yanımızda Serdar Bey var. Serdar Bey merhaba. Merhaba Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak bizi konuk aldığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Besi ve Hayvancılık TV olarak tesisimize hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz. Serdar Bey, kendinizden bahseder misiniz, çiftliğinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Kendim 37 yaşındayım. 5 senedir hayvancılık üzerine çiftliğimiz üretim artı kesim hayvanları uzman, kurbanlık ve adaklık bölümünde oluşmakta. Çiftliğimizde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra çiftliğimiz 33 dönüm üstünde kurulmuş eski tuğla fabrikasından bozma bir çiftliktir. Bu çiftliğimizde insanlara elimizden geldiği kadar hizmetlerimiz ve Covid kapsamındaki hizmetlerimizde bu sene ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Gezdik zaten. Şimdi de tam da denk geldik. Yani bu temizlik olsun veya bu sağlık ürünlerinin temininde tam da üstüne denk geldik. Aynen, yani planlanmış gibi oldu yani de. Biraz öyle oldu. İyi denk geldik. Serdar Bey, şimdi ilk olarak hayvanlarımızı nereden temin ediyoruz? Hayvanlarımızı şöyle doğu bölgelerimizden temin ediyoruz. 12 ayın yaklaşık bir ayı biz doğu bölgelerimizde kalıyoruz. Kars, Ardahan, Muş, Ağrı gibi doğu bölgelerimizde gidiyoruz. Seçmeci hayvanlarımızı, yaşırtacak kurbanlık hayvanlarımızı bir ay süre içerisinde toplayıp Ankara'ya getirip burada üretim çiftliğimizde beslemeye başlıyoruz açıkçası. Evet. Yani belli bir ırk var mı yoksa? Belli bir ırk derken kendi ırkımızı kendimiz yaratmaya çalışıyoruz. Nasıl kendi ırkımızı? Şu anda biz üretimciyiz aynı zamanda. Üretim de yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 75 tane damızlık ineğimiz var. Bunlardan limuzin ve simmental olmak üzere karışımından kombine bir ırkı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama şu anda kurbanlık kesilecek hayvanlarımızın hepsi Türkiye'mizin yerli ırklarından oluşan, kombin ırklardan oluşan bir ırkımız var zaten. Evet. Şimdi Serdar Bey, hayvanlarımıza verdiğimiz yemleri kendimiz mi temin ediyoruz yoksa dışarıdan mı alıyoruz? Hayvanlarımıza verdiğimiz yemleri, kaba yemleri kendimiz temin ediyoruz. Arpa, buğday, arpa sapı olmak üzere silajın dışarıdan, tarladan satın alıp kendimiz paketleyip tesisimizde hayvanlarımıza veriyoruz. Ağırlıklı kendimiz üretiminde yapıyoruz yemimizi. Evet, şimdi o zaman maliyeti yani diğer çevre besi ve hayvancılık işleri uğraşanlardan biraz düşük daha oluyor. Biraz daha düşük oluyor. Çünkü kendi emeğimiz var yemimizin içinde de. Evet. Her zaman gibi insanların kendi emeği oldukça hem hayvanı daha kıymetli olur hem de daha da uyguna gelir bu işlerde. Evet. Dışarıdan bağlı değiliz çok fazla. Yem rasyonunu nasıl belirliyoruz? Ya bize o konuda çok soru geliyor. Tabii ki yem rasyonlarımızı hani ziraat mühendislerimiz var. Bunlardan destek alıyoruz ve gıda mühendislerimiz var arkadaşlarımız. Bunlardan destek alarak onların verdiği rasyonlara uygun yem fabrikalarının ufak bir yem fabrikasının veya büyük bir yem fabrikasına gidiyoruz, rica ediyoruz. Bu rasyona göre arpayı, buğdayı biz götürüp mısırı biz götürüp bu rasyona göre pamuk olsun, şey olsun biz ayarlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Hazır bir yemi fabrikadan biz bu yemi istiyoruz diye anlıyoruz. Rasyonu kendimiz hazırlatıp kendimiz rica ederek karşıma ona göre göre de yemlerin fiyatını ayarlayıp ona göre yapıyoruz. Serdar Bey, bu işe başlarken bir devletten bir destek aldınız mı? Bu işe başlarken devletten tesis içinde herhangi bir destek almadım. Ama tabii ki devletimizin verdiği hayvan kredileri destekleri var. Bunlar faiz oranları düşük destekler olmak kaydıyla bir desteğimiz mevcut devletten tabii ki. Şimdi inkar edemeyiz devletimizin desteğini. Evet. Bu şimdi üretim yerinizi de gördük. Bu buzağı desteği falan oluyormuş. Tabii buzağı desteklerimiz var. Devletimizin vermiş olduğu her buzağa bizimki tohumlam olmadığı için yani tabiri caizse kendi boğaz hayvanın içinde olduğu için biraz daha düşük bir destek ama gene de bir destek alıyoruz. Evet. Gezdiğimiz çiftliklerde çok soruluyor. Buzağı ölümleri yaşıyoruz diye. Evet. Sizde öyle bir sıkıntı oluyor mu? Şu ana kadar yaklaşık 65 civarında bir buzağımız oldu. Yaklaşık 3 tane buzağımızı kaybettik. Bunlar da şuna bağlamakla beraber ya tesisteki fazla süt veriminden, ağız dediğimiz sütün veriminden kaynaklanıyor.
ya da bizim buzağı ölümlerimiz anneden doğumunda kaynaklanan. İki buzağımız öldü. Bir tanesi de sütte kaptırdığımız, yani sütten ölen buzağımız bir tane oldu. Ama olmamasının nedeni çok açık. Hijyenik ortam, buzağın ilk doğum anı, kendi annenin doğurmasıyla kaynaklanan, müdahalesiz doğum yapıyoruz biz. Bu çok önemli herhalde. Ve septiserum dediğimiz ilaçlarımızla, ilaçlarını hayvanların vurup, herhangi bir gerisi tabi Allah'a takdirine kalmış bir şey ama siz de elinizden geleni yaptığınız sürece Allah'a şükür bir kaybımız olmuyor. İnşallah da bundan sonra da olmaz İnşallah. Diyelim. Şimdi önümüz kurban. Evet. Kurban bayramı. Kurban bayramı günü tesisimizde, çiftliğimizde nasıl bir tedbirler olacak? Hani merak tabii. edenler için. Şimdi bu sene 2020 sene, malum başımızdan geçen Covid-19 gibi bir nasıl diyeyim hastalık var. Bu hastalıkla ilgili de şöyle tedbirlerimiz var. Çiftliğimiz 33 dönümü üzerine kurulmuş 1200 metrekare kapalı alandan oluşan kesimhanemiz var. Bu kesimhanemiz zaten izleyicilerimiz görecektir. Evet. Kesimhanemizde sosyal mesafeye uygun zaten masalarımız olacak. Bunun yanı sıra sosyal mesafeye uygun tekrar hatırlatıcı levhalarımız ve sürekli ortada dezenfekte edilmesi gereken bir ortam olacak. Bunun için de komple güvenlik önlemlerimizi ve sağlıksal önlemlerimizi aldık. Dezenfektanlarımız geldi. Makinalarımız alındı. Alkolsüz dezenfektanları tercih ettik bu sene. Çünkü gıdaya uygun dezenfekte yapmamız lazım. Gıda işi de olduğu için. Mümkün olduğunca da müşterilerimize yeterli kişi gelmeleri. Zaten kalabalık olacağımız için hisseye giren kişilerin, büyükbaş veya küçükbaş hisseye gelen kişilerin gelmelerini rica ettik. Bunun yanı sıra da canlı kesim olayımız var. Covid-19 kapsamından 2020'den dolayı isteyen izleyicilerimize de canlı yayından sayfamıza girerek biz telefonla ulaşıyoruz o anda. Vekaletlerini alıp kesip etini parçalayıp evlerine kadar teslim ediyoruz. Böyle bir önlem alarak sayıyı düşürerek hem de insanları bu dini vecibeden uzak tutmamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gerçekten çok güzelmiş. Hani diğer gezdiğimiz yerlerde böyle bir şey denk gelmedi. Bu internet ortamında canlı yayınla kesmek. Yani gerçekten güzel düşünülmüş bir şey yani. Sistematik şeyleri takip etmemiz lazım. Bu çağa ayak uydurmamız lazım. Şu anda her şey internet üzerinden zaten yapılabiliyor. Ama insanlar tabii bağışlarını da yapabiliyor. Sırf gelmemek için. Biz de buna uygun olarak etlerini kapıların önüne götürüyoruz. İstedikleri gibi paylaşıp istedikleri gibi dağıtabilirler yani. Çok güzel düşünmüşsünüz. Kurban Bayramı günü ortalama burada kaç hayvan kesiliyor? Kurban Bayramı günü yaklaşık ortalama 100 hayvanımız kesiliyor burada. 100 tane büyükbaş civarında bir hayvanımız kesilecek Allah nasip ederse. Bu da yaklaşık öğlen 12.30-1 normal geçen senelerde bu civarlarda bitiyordu. Bu sene yaklaşık 4-5 uzayacak gibi gözüküyor. Bunun için de tabii profesyonel bir ekip lazım. Bunun da komple önlemlerini almış durumdayız zaten. Bunu soracaktım. Ortalama kaç kişi personel olacak? Efendim biz yaklaşık 35 kişi kasap ekibimiz var. 30-35 kişi arasında daha tam belirlenmedi. Yani bu sayılarda oluyoruz her sene. Profesyonel ekiplerle çalışıyoruz. Yaklaşık 10-12 tane de orta rayon eramamız olacak. Et taşımada, müşterilere yardımcı olmada, dezenfektan ürünlerinin yapılmasında, masalardaki insanların sosyal mesafelerine uyarılmasında bunlarla ilgili çalışmalar için ekibimiz hazır durumda zaten bekliyor şu an. Evet. Geçerken bir şey dikkatimi çekti. Size de sordum bu nedir diye. Hani taşıma aracı dediniz. Evet. Hani kancaları var. Evet. İşte etin evet, steril bir şekilde taşınması evet, için gerekiyor. Raylı bir sistemimiz vardır bizim burada. Raylı sistemimizde et zaten bizim sadece kafa kesimimiz yerde yapılmaktadır. Kafa kesimi yapıldıktan sonra raylı sisteme giriyor. Yani hava kesimine geçiyoruz. Hava kesimine geçtiğimiz zaman yaklaşık 11 dakikada bir büyükbaş hayvanı çıkartıyoruz. Bunun için de temiz olması için, hijyenik olması için daha çok otomatik soyma makinesi, parçalanma makinalarımız ve ray arabalarımıza etlerimizi yerleştiriyoruz. O görmüş olduğunuz ray arabalarımıza masalarına kadar teslim ediyoruz müşterilerimize. Çok güzel. Gerçekten yani tertipli, düzenli bir çiftlikle karşılaştık. Mümkün olduğunca sizin görüşünüz. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Serdar Bey, sizi neden tercih etsin? Mesela şimdi izleyenlerimiz tabii kararsız kalabilir. Yani sizi neden tercih etsinler? Şöyle, yaklaşık 5 senedir burada kesim yapmaktayız. Zaten hayvan sayımız belli her sene. Bugüne kadar bütün müşterilerimiz memnunlar ki geri geldiler. Şimdi müşteri müşteriyi çeker. Evet. Ticaret bakımında. Ha, yeni gelmek isteyen müşterilerimiz de ilk önce tesisimizi görmeleri lazım. İlk önce buraya gelen müşterilerimize zaten tesisi gezdiriyoruz ve tesiste memnun kalıyorlar zaten.
çoğunlukla. Biz daha kötüsünü yaşamadık. Ve gelen her müşterimize de burada bir süt ikram ediyoruz. Hayvanlarımız sütlerinden ellerinde kaynatıp içsinler diye. Böylelikle insanlar hem memnun kalıyor. Buradaki tercihlerin sebebi biri de bu sene olmak kaydıyla hem Covid-19 hem de rahatlık bakımından ailesiyle gelebilecek, vale hizmetinin olan, mescidinin olan ve bay bayan erkek tuvaletinin olabilen ve hiçbir yerde toprağa değemeyeceği bir alandayız kesimhanemiz. Evet, çok geniş çaplı yani. Evet. En baştan girerken dediğiniz gibi o zaman vale hizmeti olacak ama bu dönem için herhalde uygun değil. Bu dönem için şöyle, insanlar kendi araçlarını kendi park edecekler ama sıralamayı hep gene biz vale hizmetiyle vereceğiz. Sadece gel, yanaş, git gibisinden. Çünkü düzensiz park demek daha fazla yer çıkardı demektir her zaman. Serdar Bey, son olarak şimdi bu işe girmek isteyen, bu işi sahiplenmek isteyen, hayvancılık işini severek yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Bu işte gerçekten para kazanılıyor mu? Hani kazanması için ne yapması gerekiyor bu işe girecek arkadaşlarım? Tabii bu işte ilk önce yer temini çok önemli. Yer teminini yaptıktan sonra bu işte her zamanki herkes hak ettiği değeri verirse bu işte para var. Para kazanabilirler. Çünkü üreticilik, Türkiye'mizde üreticilik yapan herkes para kazanabilir. Tabii bazı şeylerde devletimizin desteği de lazım oluyor. Hani kredi imkanları olsun, yer tesisleri olsun. Ben girmelerini tavsiye ederim. Ben 5 sene önce bu işi yapmıyordum çünkü. Şu anda ben bu işe başladığımda yaklaşık 25 tane hayvanım vardı. Şu anda hayvan sayımı hani belirtmek gerekirse yeterince hayvanım var diyelim. Girmelerini tavsiye ederim. Genç girişimcilerin bu hayvanları yetiştirmeleri, Türkiye'ye destek olmaları, üretime destek olmaları, ithalata bağlı olmamamız açısından insanların elinden gelen bir üretim yapmaları ve çok hoşuma gider ve tavsiye ederim girmelerini. Yani. Sedef, o zaman şimdi kurbanlıklarımızın yanına geçelim. Tabii. Çiftliğimizi gezelim. Tabii ki. Fiyatlarına bakalım. Tabii ki. Nasıl arz geçelim. Edersiniz? Asrın Beşir Çiftliği'ndeki sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Serdar Bey kurbanlıkların kilo, fiyat aralıkları hakkında bilgiler verecek. Serdar Bey, şu baştaki hayvandan başlayalım. Tabii ki. Irkı nedir? Kilosu ne kadar gelir? Fiyatı nedir? Tabii ki. Bu doğuda yetişen bir ırkımızdır. Yerli ırkımız olarak geçmektedir. Yaklaşık bunun kilosu 280 kilo civarında gelir. Yaklaşık 160 kilo civarında karkas et verir efendim. Bunun fiyatı 9000 liradır efendim. 9000 lira. 9000 liranın içinde parçalama? Parçalama 4'e bölme dahildir. İsterse müşterilerimiz kemiksiz hale getirip 400 TL eşliğinde kemiksiz hale getirip pay paylayı veriyoruz. Kemiğini ayrı, etini evet, ayrı öyle evet, verebiliriz. Evet. Evet. Yine bu şeye fiyata pazarlık payımız dahil değil. Tabii illaki. Sünnet pazarlık yani. Sünnettir efendim. Evet. Şöyle devam edelim. İkinci sıradaki hayvanımızı anlatalım. Tabii efendim. Bu hayvan ondan biraz daha küçüktür. 260 kilo civarında. Canlısı gelir efendim. 140 kilo et gelir. 8500 lira da bu hayvanımızın fiyatı vardır mesela. 8500 lira. Bunun ırkı ne oluyor? Bu da yerli karasör ırkındandır kendisi. Gene şöyle bakıyorum. Kars malıdır efendim bu da. Kars malı. Bunlar yaylımdan Toplanıp gelen hayvanlarımız. Yaklaşık 2 ay önce gelmişlerdir. Besiyi çekip besiden sonra hayvanlar bütçe değiştiği için hem küçük hayvan bütçesine uygun, yani insanların küçük hayvanlar bütçelerine daha uygun olduğu için evet. Bununla bu şekilde destek verip insanlara kurban bayramı vecibelerini sağlamış. Evet. Ortalama fiyat olarak? Efendim fiyatlarımız yaklaşık 8500 TL ile 16000 TL arasında değişmektedir hayvanlarımız fiyatı. Kilo ve şey kilo bazına. Bizde kilo satışı daha çok yoktur. Biz Rıza pazarlarına öngörüyoruz. Çünkü evet. Biz et satmıyoruz dediğim gibi. Ama bunu isteyen mesela hani tartalım. Hani baskül fiyatını da tabii bu sene devletimizin açıkladığı baskül fiyatları daha çok artmadı. Evet. Yaklaşık bizim öngörümüz 26 lira civarında baskül fiyatlarımız. Evet. Hani isteyen olursa onu da tabii, tartıp tabii, böyle de pazarı yapabiliriz. Tabii. Anladım. Şuradan şöyle devam etsek. Bu hayvanımız da diğerlerine göre herhalde. Tabii bunlar bu hayvanımız diğerlerine göre daha büyük. Şu anda 380 kilo canlı ağırlığı gelir yaklaşık olarak 220 kilo 240 kilo arasında da karkas ağırlığı gelir efendim. Bunların fiyatı da 12 bin lira diyoruz efendim. Evet, bu da yerli ırk oluyor herhalde. Evet, bunlar hep, zaten kurbanda hepsi yerli ırklar olmak zorundadır efendim bana göre. Tabii evet. İnsanlar ithal ırkı da kesiyor kurban olmaya değil ama benim öngörüm yerli ırklar. Görüşünüz o konuda evet. Anladım. Her bütçeye uygun hayvanımız var. Tabii her bütçeye uygun hayvanımız var. Küçük baş ve büyük baş olmak üzere her bütçeye uygun hayvanlarımız mevcut. Küçük başlarımız
fiyatları aşağı yukarı. Küçük başlarımız bu seneki fiyatlarımız ortalama 1500 TL ile 2500 TL arasında değişiklik göstermiş. Kilo, ağırlık, cins bakımından değişiklik göstermiş. Yine onları da kesip tabii onları da kesip parçalayıp poşetleyip öyle teslim ediyoruz. Her şekilde hizmetimiz var diyoruz. Aynen öyle. Serdar Bey, her bütçeye uygun hayvanımız var dedik. Evet. Şimdi daha bir büyük hayvanlarımızın yanındayız. Evet. Bu hayvanımıza örnek verelim. Kilosu, fiyatı, tabii ki. Irkı. Bu hayvanımız Simmental kırması. Dediğimiz büyüktür, kombine büyüktür gene bu. Kendisi ağırdan gelmiştir, ağır malıdır. Yaklaşık kilo olarak da efendim 550-600 kilo aralığındadır bu hayvanımız. Şey yönden de 340 kilo göre bir karkas eti çıkar. Fiyatı da 16.500 TL'dir efendim. 16.500 TL'dir. Yanındaki hayvanımıza geçelim Serdar Bey. Yaklaşık bu hayvanlarımız hepsi aynı kombinede. Ortalama fiyatı ortalama aynı şey. Ortalama fiyatlarımız sıra sıra gelmektedir. 16.000-16.500 arasında devam etmektedir hayvanlarımızın fiyatları. Bunun ırkı ne oluyor? Bunun ırkı da yerli ırktan kırmadır efendim. Kırma ırktır. Hayvanlarımızın çoğu zaten gördüğünüz üzere Holstein kırması, Simmental kırması, Mondok kırması. Biraz önce de dediğiniz gibi hep yerli ırk evet, tercih ediyorsunuz. Evet, yerli ırkları tercih ediyoruz biz. Evet. Yerleşmiş ırklarımızı tercih ediyoruz. Hayvanlarımızın hepsinin bu kurban statüsüne uyacak bir şekilde kapakları evet, tabii ki. Bunlar bizim için çok doldurmuş. Önemlidir. Zaten sosyal medya hesaplarımızda da vardır. Bu hayvanların kapakları, kapak atmış, 2 yaşını geçmiş hayvanları kurban olabilmesi için dini vecibelerden biridir. Hepsinde kapak atması bizim için efterlerdir. Zaten kapak atmamış hayvanlarımız ilerideki ahırda da görebilirsiniz. Diğer ahırlarımıza geçelim. Asrın Besi Çiftliği'ndeki sohbetimize Gaffur Bey'in yanında devam ediyoruz. Serdar Bey, şimdi hayvanımızı anlatın bize. Gaffur Bey. Gaffur'umuz Simmental ırkındandır. Eti ırkı olarak bilinir. Gaffur'umuz yaklaşık 3 yaşındadır şu anda. Canlı ağırlığı 1 ton 100 kilonun üzerindedir. Evet. Kendisi bizim damızlığımızdı bu seneye kadar. Bu sene Allah nasip ederse kurbanlığa çıktı. Gaffur'umuzun 2 senedir yavrularını almaktayız. Gaffur'umuzla ilgili Ankara'da bir tane diyebiliriz şu anda. Çünkü hem ırk bakımından, hem kilo bakımından, hem büyüklük bakımından, hem de cinsi bakımından kendine güvendiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Ve çiftliğimizin evet. Gözdesidir bu. Maşallah diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Fiyatı ne kadar oluyor? Ortalama karkas eti ne kadar çıkar? Tabii efendim. Bunlar yaklaşık Simmental ırkları %66 randımanla çalışan bir ırkımızdır. Yaklaşık 650-700 kilo civarında net ağırlığında eti mevcuttur karkasımız. Bugün bu satılması nasip oldu bu arada. Evet, fiyatı hayırlı bugün, olsun. Allah kabul etsin evet, diyelim. Sağ olun. 26.000 TL'ye kendisine verdik bugün müşterimize. 26.000 liraya. Evet. Aynı şekilde bunu da kesip parçalayıp kendilerine poşetler halinde takdim edeceğiz. Hissedenler. Tek kişi mi aldı diyelim yoksa aile mi? Aile aldı. Aile grubu aldı kendisini. Allah şimdiden kurbanlarını kabul etmesin. Allah diyeyim. Kabul etsin diyelim inşallah. Serdar Bey, son olarak izleyenlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki. İzleyenlerimize bu işe girmelerini, bu işte kendilerini geliştirmelerini. Tabi bizden büyük abilerimiz de var, kendilerinden de destek aldığımız insanlar da var. Onlar gibi bu işte kendilerinin benimsemelerini tavsiye ederim. Hayvanla üretimini, hayvancılığı sevmeleri, insanları sevmelerini tavsiye ederim. Size de geldiğiniz için teşekkür ederim. Mesela Hayvancılık TV olarak çiftliğimizi ziyaret ettiniz, onur verdiniz. Biz teşekkür ederiz konuk olarak kabul ettiğiniz için. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.